Evet, şu anda geliyor mu? Geliyor mu? Tamam. Nasıl çalışma yapmalıyım diye soranlar var. Zaten onu konuşacağız bugün. Merak etmeyin. Hani kalan zamanda neler yapmalıyız konuşacağız beraber. Yeni sınav takvimi biliyoruz ki belli oldu. Buna göre zaten ÖSYM'deki takvimi görmüşsündür. GGK eğitim birimleri 18 Eylül'de. KPSS A24 25 Eylül. ÖABT 2 Ekim tarihinde bir de ön lisans değişti. 2 Ekim'deydi. 9 Ekim'e ertelendi. Bir haftalık bir ertelenme oldu sadece onda da. Ses alamayanlar var herhalde. Onlar da samimsiz arkadaşlarım ilgilenecek. Şimdi arkadaşlar bu periyoda göre tabii ki tekrardan yani yaklaşık işte bir ay 10 gün vesaire gibi bir ay 9 gün gibi bir sürecimiz var. Bu süreçte de yapılması gerekenler var. Tabii ki boş durmayacağız. Öncelikle zaten çalışmaları bitirmiş olan arkadaşları muhakkak bir tekrar yapması gerekecek ki o çalışmaları, yaptığımız çalışmaları tekrar hatırlayalım, unutmayalım. Onun dışında da çalışmalarını tamamlayamamış olan bir kitle daha vardı. Eksik konuları olanlar işte Feyza'nın söylediği gibi aslında eksik konular olanlar için de büyük bir avantaj. Önce bir eksik konu listesi çıkarmaları lazım. Hangi konularda eksik kaldım? Hangi derslerde eksik kaldım? O çıkardığınız eksik listesine göre bir çalışma programına ihtiyacınız var. Hem bitirmiş olduğunuz derslerin tekrarı, soru çözümü, deneme sınavı hem de eksik konularınızın konu çalışmasını yapmanız lazım. Aynı anda yapmanız gereken 3 tip çalışma var. Eksik konuların konu çalışması, biten konuların tekrarı ve soru çözümü. Mutlaka sizin bunu çıkarmanız gerekiyor. Eksik konu olduğunu düşünmeyen ama deneme sınavı çözdükten sonra eksik olduğunu fark eden öğrenci kitlesi de olacak. Bu yüzden benim size önerim bu süreçte deneme sınavı çözmeniz bol bol. Çünkü çözülen deneme sınavları sonrasında yaptığınız yanlışlar, bıraktığınız boşlar sizin o konularda ne kadar eksik olduğunuzu da size gösterecek ve haliyle o eksiklerin tekrar üzerinden geçme şansı yakalamış olacak. Eminim sınavdan çıktıktan sonra birçoğunuz şu tarz cümleler kurmuşsunuzdur. İşte keşke şu konuya daha çok ağırlık verseydim. Keşke şu derse gereken önemi verseydim. Keşke şu kadar daha fazla tekrar yapsaydım. Keşke Türkçe netlerimi arttırmak için daha çok paragraf çözseydim mesela. O yüzden hani sınavda çok yanlışım çıkarıyorsunuz. Daha çok paragraf çözün mesela. Bunun gibi keşkeleri tamamlayabilmek için, yapabilmek için bir fırsatınız var aslında. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmeniz lazım. Şimdi genel anlamda son bir ay diyebiliriz. Son bir ay, bir hafta vesaire gibi bir sürecimiz var. Şimdi bu süreçte muhakkak her gün bir deneme, hani ortalama en az çözmeniz gereken diyebiliriz. Her gün bir deneme çözebilirsiniz. YGK eğitim ÖABT'si olanlar için şunu yapabilirsiniz. Bir gün YGK eğitim, ertesi gün ÖABT. KPSS artı GGK hazırlananlar bir gün GGK, bir gün KPSS çözebilir. İki tanesi ağır geliyorsa. Ağır gelmiyorsa bir gün yani GGK ve KPSS'yi aynı günde çözebilirsiniz ama KPSS biraz ağır olduğu için belki aynı anda ikisi zor gelebilir arkadaşlar. Ama muhakkak her gün bir denemeniz olsun. Bu dönem artık yeni bir konu öğreneyim dönemi değil ama eksik konuların da şöyle bir üzerinden geçme dönemi. O yüzden en azından bir tık böyle birkaç tane derste eksiğiniz varsa onları tamamlayın ama bir yandan tekrar ve soru çözümleri yapmayı asla ihmal etmeyin arkadaşlar. Dediğim gibi mutlaka bu süreçte deneme çözeceğiz. Deneme sonrası analizler yapacağız. Yanlışlarımızın, boşlarımızın üzerine gideceğiz. Gerekirse tekrar yapacağız. Gerekirse konu çalışacağız. Muhakkak bir eksik listesi çıkartın. Yani kesinlikle burada önemli olan şey şu. Denemeyi körü körüne çözmek değil. Deneme sınavından sonra evet tekrar o şekilde de yapılır. Zaten konu anlatımında tekrar farklı şeylerdir. Çıkmış soru çözmek ve onların analizlerini yaparak da tekrar yapabilirsiniz. Ama bazen hani soru çözmek yeterli olmuyor. Biraz daha detaya girmek lazım. Öyle bir durumda da işte not tutabilirsiniz, video izleyebilirsiniz. Bir özet anlatım kitabı vesaire varsa oradan tekrar yapabilirsiniz. Mutlaka önemli diyebilirim tekrar için. Metin analizde faydalı olur ama paragraf çözmek de faydalı olur. Belki gerektiğince paragraf çözmedik. Aslında paragraf çözmenin çok artısı var. Bir de kitap okumanın çok yararı olduğunu gördük biz. Çünkü gerçekten hani akademik anlamda makale tarzı böyle metinler var. Okuduğunu anlama üzerinde sıkıntı yaşadığı için öğrencilerimiz hani bir daha okumaya çalıştı ve vakit kaybetti. İşte bu yüzden kitap okuma gerçekten çok önemliydi. Biz bunu sene başından beri çok önerdik.
Sadece paragraf çözmek tek başına yetmiyor. Mutlaka kitap da okumak gerekiyor ki makalelere, o metinlere biraz daha hitap edebilmek, biraz daha onlara aşina olabilmek için. Sadece metin analizi tek başına yeterli olmayabilir. Yine ben her gün 30-35 paragraf çözmenizi öneriyorum. Tamam, felsefe kitapları okuyabilirsiniz mesela, işte akademik kitaplar okuyabilirsiniz, tarih kitapları okuyabilirsiniz. Şimdi metinlerin nereden geldiğinden ziyade sizin okuma hızınızı arttırmanız önemli. Şimdi felsefik metin diyorsunuz ya, hani illa felsefe kitabı okumak değil önemli olan. Siz düzenli kitap okuduğunuzda okuma ve anlama hızınızı arttıracağınız için çok karışık bir metin dahi, bir paragraf dahi sizin daha hızlı okumanızı ve daha hızlı okuyan daha hızlı anlar, daha hızlı anlamanızı sağlayacak. O sebeple söyledim bunu. Yani kitap okumak sadece okuduğum paragraflardan gelecek diye değil aslında. Tamam, oradan da tabii ya, tabii yani kitap okumanın dergi, makale, deneme, işte akademik yazıların olduğu siteler, bunları okuyabilirsiniz tabii ki. Kaç saat çalışmanın sorusuyla çok karşılaşıyoruz. Aslında burada önemli olan çalışma süresi değil, gerçekten verimli çalışmak. Hani günde 10-11-12 saati yakaladım ama eğer gerçekten verim almadıysam, eksiklerime yoğunlaşmadıysam, hep çok bildiklerime yapmaya devam ettiysem çok bir anlamı yok aslında arkadaşlar. Bu süreçte gerçekten bir genel tekrara bence ihtiyacınız var. Mutlaka hani üzerine gitmeniz lazım. Hani aman bunu da, buradan da soru gelmez. Hani bu sınav bence bayağı bir şok etkisi yarattı bir çoğunuzda. Çünkü hani hiç beklemediğimiz yerlerden de sorular geldi. Şu çeşitli felsefik metinlerde gördük. İşte vatandaşlık biraz üzerinden belki çok daha yüzeysel ama detay olduğunu gördük. Çok birbirine benzer şıklar olduğunu gördük. Bunun gibi aslında birçok aman dediğimiz şeyleriyle de karşılaştığımızı fark ettik. Bu sebeple bu süreci gerçekten çok iyi değerlendirmeliyiz ve verimli çalışmalıyız. Günlük çalışma saati kişiden kişiye değişir. Hani iş hayatı olan, okul hayatı olan, evde sorumlulukları olan vesaire öğrenciler var. Ve günde 4-5 saat çalışan öğrenciler de var. 2 saat çalışan da var. Tabii ki bütün gününüz boşsa 6-8 saat vesaire gibi bir düzene oturtabilirsiniz. Günde 20 saat, 22 saate falan ulaşmaya çalışmayın. 2-3 saat uykuyla durmayın arkadaşlar. Mutlaka burada önemli olan sizin düzenli bir çalışma yapmanız. Mesela 8 saat çalışıyorsunuz, 8'i periyot dedi, 9 saat mi çalışıyorsunuz? 9'u 3-3-3 şeklinde üçlü bir periyoda bölün. İşte ilk sabahtan öğlene kadar ki periyot, öğleden akşam üstüne kadar ki periyot, akşam üstünden geceye kadar ki periyot gibi, o zaman çok gözünüzde büyümez diye düşünüyorum. Odaklanma süreci, şimdi sınavına iptal olması, ertelenmesi vesaire biraz psikolojik etkiler de bıraktı üzerinizde. Birçoğunuz bu sürece konsantre olmaktı. Çünkü çoğunuz işte artık sınava hazırlanma evresini kapatmıştı zihninde. Birçoğunuz belki kitaplarını falan kaldırdı, odasını düzenledi vesaire, birdenbire hemen böyle bir karar ortaya çıkınca psikolojik olarak bu tekrar hazırlanma fikrine girmekten bile çekindik birçoğumuz. Bu yüzden arkadaşlar odaklanma kısmında birazcık çabaya ihtiyacınız var kesinlikle. Çünkü bu süreçte herkes sizinle aynı şey yaşıyor. Bunu daha önce de konuşmuştuk birçoğunuzla. Hani bu tipi tek sizin başınıza gelmedi. Bu sınava giren 1 milyon 600, 1 milyon 800 bin civarı kişinin başına birden geldi. Dolayısıyla bu bir şanssızlık değil. Bence sizin için yaratılmış bir şans aslında. Size ÖSYM ek bir süre verdi, öyle düşünün. Hani 40 gün daha verdi mesela. Yani aslında keşkelerinizi hayata geçirebileceğiniz bir fırsat arabası geldi kapınıza. Keşke şunu yapsaydım, keşke biraz daha çalışsaydım, keşke işte daha çok soru çözseydim dediğiniz her şeyi gerçekleştirebileceğiniz bir zaman ve çok güzel bir zaman bence. 40 günden bahsediyoruz. Günde çalışacağınız toplam ders saatiyle hesapladığınızda çok güzel bir zamana denk geliyor arkadaşlar. Şimdi 40 gün, günde 9 saat falan çalışsanız 360 saat falan yapıyor yanılmıyorsam. 360 saatte komple tekrarları falan bitirirsiniz ki biz bu süreçte zaten bir tekrar kampı da yapacağız arkadaşlar. Bu tekrar kampı sürecinde de hem GGK için hem eğitim bilimleri için bu kampımız bayağı faydalı olacak. Bu süreçte bizim istediğimiz aslında, hani biz bir hız grubu önce çıkartmıştık ama hız grubunda hani sınav ortalama 2 ay falan var diye düşünüp tasarlamıştık. Ama sınav tarihi beklenenin daha erkeninde olduğu için biz bu hız grubunu iptal ettik. Bu süreçte bir genel tekrar kampı, GGK eğitim bilimleri, ÖABT genel tekrar kampları açacağız. Bu süreçte de yapacağımız şey en baştan en sona kadar zaten sınav müfredatını baz alarak
tamamen bir tekrar ve soru çözüm kampı yapmak. GGK 29 Ağustos'ta başlıyor. Toplam 46 saat. Eğitim bilimleri 8 Eylül 13 Eylül arasında olacak. 26 saat. ÖABD'de 19 Eylül 30 Eylül arasında olacak. Bu da 25 saat. Bu konuda bilginiz olsun. Şu anda kayıt ücreti kısmında bir indirim söz konusu. Seminere giren tüm öğrencilerimiz indirimli faydalanabilecekler arkadaşlar. Çok soru çözeceğiz. Yani soru artı tekrar olacak arkadaşlar. O kısımlarla ilgili tüm bilgileri eğitim uzmanlarımızdan alabileceksiniz. Sistemimiz arkadaşım şimdi bir link paylaşacak. Öğrenci koçuyla bir seans görüşme hakkınız var. O kısımda eğitim uzmanlarımızla bir seans görüşüp hem sizin çalışma şeklinizde sokmak istiyorsa yardımcı olacaklar. Bireysel öğrenme yapınızı keşfedeceksiniz. Hem de size kamp hakkında bilgi verecekler. Ve seminere katılımınız için zaten daha detaylı bir randevu olmuş olur bu. Çünkü bu seminerden bu randevu alacağınız için koçlarımızla görüşmeleriniz bir seanslık hazırlanmış olacak. İşte gündüz, gece vesaire kısmı onlarla görüşün. Tamamen tüm saatler, ders süreleri, fiyatlar vesaire onların bilgisi dahilinde buraya bir link bıraktık. Bu linke tıklayıp sıfırdan bu kampa katılabilirsiniz. Bu da bir şans sizler için, öyle düşünün. Hani şöyle söyleyeyim, ben bir soru bankasından falan daha uygun fiyatlarla koskoca bir kampa kayıt olmuş olabilirsiniz. Böylelikle sınava kadar tüm bilgilerin üzerinden uzman öğretmen kadrosuyla geçmiş olursunuz arkadaşlar. Bu süreçte evet, eğitim analizine bence katılanlar katılsın. Eğitim koçlarımızla görüşürken bunu da söyleyin. Katılan öğrencimiz var mesela, eğitim analizini bizzat bizler hazırladık. Bu eğitim analizinde sizin hani hangi derslere ağırlık vermeniz lazım, hangi öğrenme stiline sahipsiniz, yazarak mı çalışmalısınız, okuyarak mı çalışmalısınız, sesli anlatım yaparak mı çalışmalısınız, ne kadar sürede bir mola vermelisiniz, işte unutma hızınız ne, buna göre ne kadar sürede nasıl tekrarlar yapmalısınız, bunun hepsi ortaya çıkıyor. O yüzden eğitim koçlarıyla mutlaka randevu alıp görüşün ve görüşürken eğitim analizinde mutlaka katılmak istiyorum deyin. 46 saatte görebildiğimiz kadar bol soru görmek lazım. Bizim de amacımız o zaten. Zaten amacımız şu, biz size bir genel tekrar ve soru çözümü yapacağız ama siz de boş durmayacaksınız. Siz bu 46 saatte zaten çıkabilecek soru kalıplarını gördüğünüz için ekstra kendiniz de çözeceksiniz. Yani biz, ben dedim ya, 9 saat çalışırsanız 360 saat varsa ve 360 saatin 46'sını buraya ayırırsanız 310 küsur saat size kalıyor. Bu süreçte siz bayağı bir soru çözmeye devam edin, deneme çözün ki süreci en sağlıklı şekilde devam ettirebilin, tamamlayabilin arkadaşlar. Size bir önerim, muhakkak ders çalışırken başka şeylerle lütfen ilgilenmeyin. Bu inanılmaz derecede dikkat dağıtıyor. Hani aman hocam bir şey olmaz, telefonun yanında dursun, çalsa da bakmam. Ben şu anda bu telefonu sessize aldım bu semineri yaparken. Çünkü şu an bu telefonun çalması benim dikkatimi dağıtır. Anında yok ya bana bir şey olmaz dememek lazım. Ya da televizyon açık olursa mutlaka dikkatiniz dağılır. Sesli bir ortamda ders çalışıyorsanız muhakkak dikkatiniz dağılır. Soru bankası tabii ki çözün. Soru bankası, yaprak test, deneme, çıkmış soru, ne buluyorsanız çözün arkadaşlar. Eğitim kamp saati kaçtı? Şimdi onlarla ilgili tüm detaylı bilgileri eğitim uzmanlarımız aktaracak. Ben söyleyeyim, 8 Eylül 13 Eylül arası sıfırdan bir genel tekrar kampımız var. 26 saat. GGK kısmı 29 Ağustos 7 Eylül 46 saat. ÖABT 19 Eylül 30 Eylül arası 25 saatlik bir tekrar kampı olacak. 25 ders saati bazında düşünün arkadaşlar. Dolayısıyla bu tarz dikkatimizi dağıtacak tüm materyalleri, cihazları vesaire hepsini arkadaşlar uzak tutun derim. Şimdi deneme, tekrar yapma, neden soran şey hiç sevmiyor. Hep bir pazarlık yapıyorum. Hocam tekrar yerine soru çözsek olur mu? Onun yerine bunu yapsak olur mu? Şimdi şunu söylemek istiyorum mutlaka. Bitmişse bir günde bir deneme, yanında soru bankasını bol bol branş denemesi çözsek olur mu? Branş denemesiyle beraber genel deneme de mutlaka çözün. Mutlaka. Kalmadıysa işte soru bankası kalmadı diyorsunuz ya. Hani soru bankası yoksa normal denemenin yanında branş denemesi olur tabii ki. Hani soru bankasından çözmüşüm, işte oradan çözmüşüm, önemli değil. Şimdi deneme kesin çözeceğim, genel deneme. Bir de yanında denemeden sonra tekrarlarımı yapacağım. Tekrarlardan sonra sorularımı çözeceğim. Bu soruyu branş denemesinden çözün, internetten çözün, her yerden. Bir soru çözüm videosu izleyin. Yeter ki bu noktada önemli olan arkadaşlar, tekrarlardan sonra soru çözmeyi ihmal etmeyin. Biraz yoğun dönemdeyiz. Rehberlik desteği mutlaka alın. Bu süreçte size uygun program yaparız. Ne kadar yoğun olursanız olun, hiç önemli değil. Sizin yoğunluğunuza göre program yaparız ama birazcık yoğun dönemde de olsanız, eğer fedakarlık edebileceğiniz birkaç madde bir şey varsa onlardan fedakarlık edelim. Çünkü elimize bir şans geçti. Bunu çok iyi değerlendirelim arkadaşlar.
genel deneme piyasada kalmadı. Hepsini çözdüysek böyle online denemeler falan oluyor ya da bir kurumla falan kaydolup işte oradan işte atıyorum X dershanesi onların denemelerine falan girebilirsiniz. Hani o kısımda çözüm sizin. Mutlaka birkaç deneme vardır sizin almadığınız. İnternetten falan sipariş verebilirsiniz. Yine evet Türkçenin dışında hani Türkçe bu kadar zor gelir mi bilmiyoruz ama benim tahminim bence bu kadar zor gelmeyecek. Ama genel kültür güncel kısmında belirleyici olabilirler. Çünkü fark ettiniz mi bilmiyorum genel kültür sanki bir tık daha kolay gibiydi. Çok kolay da demiyorum ama özellikle vatandaşlık güncel hani çok beklenen şey de değildi böyle hani çok eleyici tarzda değildi gibi. Dolayısıyla ona bir dikkat edin bence. Genel kültür kısmına tarih sorularına dikkat edin hani belki bu kadar İşte nokta atış değildi. Belki bir tık daha yorum ve mantık soruları gelebilir. Coğrafya keza aynı şekilde. O yüzden bu aşamada mutlaka arkadaşlar sizlerin de ekstra güncel kısmına işte vatandaşlık, coğrafya, tarih kısmına da bir yoğunlaşmanız gerekecek. Çünkü muhtemelen bu süreçte eğer hiç bakmazsanız çoğunu unutacaksınız. Çok unutulmaya meyilli olduğu için sözel dersler. Bunlara ekstra bir önem vermenizi rica ediyorum. Gerçekten önemli. Tekrarlarınızı ve sorularınızı mutlaka yapın. İhmal etmeyin arkadaşlar. Unutmuş gibiyim diyorsunuz. Tamamen unutmanıza imkan yok. Sadece belli kısımları hatırlamıyorsunuz. Şöyle bir tekrar ettiğinizde hatırlayacaksınız zaten. Genel kültüre sadece ağırlık verin demiyorum. Buna da dikkat edin diyorum. Genel kültürü geçmeyin. Çünkü gerçekten bu kısımda çoğu bilgiyi unutmuş olma ihtimalimiz yüksek sözel olduğu için tekrarlarla çoğunu hatırlayacaksınız. Tekrar etmeyi ve soru çözmeyi ihmal etmeyin. Mutlaka çalışma programınız olsun. Hani programı saat bazlı yapmanız bile hedef bazlı yapın. Bugün bunları yapacağım, bugün bunları tamamlayacağım. İşte bu kadar soru çözeceğim, bugün bu denemeyi yapacağım, soru analizini yapacağım, soru analiz sonrası eksik konularımı tekrar edeceğim gibi bir planlama defteriniz olsun. Tabii ki ders çalışacağınız ortamda çok önemli. Ortamın sessiz, sakin, size özel olmasına dikkat edin. Eğer böyle bir imkanınız varsa bunu kullanın arkadaşlar. Program kısmında yapabilirseniz eğer, evet yapıyoruz. Bize mail atmanız yeterli. Rehberlik asistane@pekuzam.com'dan kayıtlı öğrencilere. Kampa kayıt olursanız onlara özelde rehberlik desteği sağlayacağız. Bu kısımda dediğim gibi önemli olan şey tabii ki ders çalışma ortamınızı yaratmak demiştim. İstekli olmak hani programla beraber giderseniz zaten işiniz çok daha kolay olur. Şimdi güncelde hangi yıldan çalışmalı? Böyle bir cevap yok aslında. Neden? Çünkü gördük bu sınavda işte çok eski yıllarla alakalı sorular da gelebiliyor. Siz hani eski bilgilerinizi zaten biliyorsunuz. Hani bir Divan-ı Lügat-ı Türk'ün yazarı mesela. Bu da güncelde karşımıza gelebiliyor. Siz özellikle 2020, 21, 22 baz alın. Önceki yıllardan da gelebilir ama onlarla ilgili zaten belli bir bilginiz vardır diye düşünüyorum. Oturup da şimdi çalışacağız diye tüm ansiklopedik kaynaklardan geriye doğru gitmenin bir mantığı yok. En azından güncel kısımlarla alakalı. Hani bu yıl karşımıza gelebilecek gelişmelerle alakalı çıkabilecek şeylere hakim olmamız yeterli. Programı buradan yazdığınızda maalesef yapamayız. Ama bize mail atarsanız talebinizi oradan görmüş oluruz. rehberlikasistane@pekuzam.com'dan kayıtlı öğrencilerimiz mail atabilirler. Oradan programlarınızı yenileyebiliriz arkadaşlar. Son bir haftaya geldiğimizde biraz daha yakın hafıza, ezber isteyen dersler, coğrafya, vatandaşlık, tarih gibi artı Türkçeden yine bol paragraf antrenmanı, matematikte işte soru çözme bu kısımları birazcık daha yüklenmek lazım. Hani unutulmaya çok meyilli olan kısımlara ağırlık vermenizi bu sebeple birazcık daha istiyoruz arkadaşlar. Mail attım yanıtını. Tamam o zaman mailinizi görürüz zaten. Rehber asistanı tek uzama attığınız en kısa sürede cevaplanır mailiniz. Şu anda şunu söyleyeyim size. Tek uzamın ortalama kayıtlı öğrenci sayısı 5000-6000 civarı. Şu an kamplarla beraber sayı gitgide arttı. Şimdi sınavın ertelenmesi, iptal olmasıyla beraber tüm bu öğrenciler tekrar geri döndü bize. Ve biz şu anda bir rehberlik uzmanı, bir rehberlik asistanı olarak çalışıyoruz. Haliyle maillerinize gecikme yaşayabilirsiniz. Bunu buradan söyleyeyim kayıtlı öğrencilerimiz. Ama bu gecikme 1-2 günlük bir gecikme olur zaten maksimum. Şimdi kayıtlı öğrencilerimiz için de bir planlama yapıyoruz. Onların da hemen programlarını hazırlıyoruz. Yani siz bize mail attıktan 1-2 gün içerisinde sizin çalışma programlarınızı hazırlayıp gönderiyoruz arkadaşlar. Bu kısımda kesinlikle hani o 1-2 günlük sürece
Es geçebiliriz. Yani bir iki günlük süreçte işte ben mail attım hani geri dönmedi diye düşünün. Bir iki gün içerisinde geri dönüş yapılır. Bir de şöyle düşünün, siz hani kayıt oldunuz ya da şu an kayıtlı öğrencisiniz. Bizi beklemeyin. Biz bir iki gün sonra dönüş yapabiliyoruz ya, hani program hazırlıyoruz ya size. Siz o süreç içerisinde çalışmaya başlayın zaten. Yani mutlaka eksiklerinizi biliyorsunuz, deneme çözün. Mutlaka bir şeyler yapın. Ağırlığı alana versen hata etmezsiniz. Alan her zaman daha yüksek getiriye sahiptir zaten. Bunu asla unutmayın. Alan varsa, bir sınavın alanı varsa, o alan kısmında çok daha fazla ağırlık vardır adı üzerinde. O yüzden sizin ağırlığı oraya vermeniz mantıklı, ama şimdi ağırlığı verme kısmında da bazen yanlış anlaşılıyoruz. Hani alan ağırlık veriyorum, diğerine çalışmıyorum değil. Örnek veriyorum, 8 saat mi çalışıyorum? Bu 8 saatin işte alanına 5 saat veriyorsam GGK 3 saat veriyorum gibi. Bu daha mantıklı olur. Sorularınızı tabii ki alabilirim. Sadece yapabileceklerinize odaklanın. Gerçekten bu önemli. Çalışmanıza odaklanın. Size düşen görev en iyisini yapmak. Elinizden gelenin en iyisini yapın ve sonucu bekleyin. Sonucu siz değiştiremezsiniz. Gidişatı değiştiremezsiniz. Hiçbir şeyi durduramayız, ilerletemeyiz. Bu süreç bu şekilde yaşandı ve bence bu sizin için daha iyi olacak ki böyle oldu. Bu yüzden buna şükretmek ve gerçekten elimizden gelenin en iyisini yapmak bize düşen görev arkadaşlar. Bu sebeple lütfen her şeyi bir kenara bırakın ve başlayın. Artık başlayın. Başlamayanlar varsa hala. Bu yüzden bu süreci şans olarak görün, fırsat olarak görün. Elinizden gelenin en iyisini yapmak için çabalayın. Ben de dün kayıt yaptırdım diyen bir öğrenci var. Sorunuzu alamadım. Sorunuz varsa tabii ki sorabilirsiniz. Hoş geldiniz aramıza bu arada. Muhammed Sen'in bir sözü var. Antrenmanlarım çok yoğun ve yorucu geçer. Buna rağmen hep rakiplerimden daha fazla antrenman yaparım. Zaman zaman içimden bir ses tamam artık yeter vazgeç der, ama asla vazgeçme, devam et ve şimdi sıkıntı çek, hayatım boyunca bir şampiyon olarak yaşa derim demiş. Gerçekten çok güzel söylemiş. Bu yüzden birazcık yorulsak da bence devam edeceğiz ki sonucunu çok daha güzel bir şekilde kullanabilelim. Bir program yaptım. Kendime konuları hızlıca geçip bol bol soru deneme çok mantıklı. Alanda konu eksiğim var. O zaman alan da ekleyeceğiz. Örneğin günde 8 saat çalışıyoruz ya, işte GGK eğitim ÖABT mi çalışıyorsunuz? Mesela bu 8 saatin işte 2 saatine GGK, 2 saat eğitim. İşte kalan süreci 4 saat alan da ayırabiliriz mesela. Bu da mantıklı. En azından akşamları gün kapanışına falan alan koyabilirsiniz ya da tam tersi de yapılabilir. İnşallah hepinizin atandığı sene olsun. Çok güzel geçsin. Daha güzel geçsin. İyi ki de sınav iptal olmuş deyin çıkınca. Ve bu süreci gerçekten lütfen ama lütfen çok iyi kullanın arkadaşlar. İnşallah o sene bu sene olur. Hepinize gönülden başarılar diliyoruz. Bu süreçte bizlerin yardımcı olabileceği her konuda yanınızdayız. Kayıt olan arkadaşlarımıza zaten hızlı hızlı dönüşler yapıyoruz. Çalışma programı kısmında olabildiğince size özel programlar hazırlıyoruz. Ama eğitim koçlarıyla bence bir seans görüşme hakkınızı kullanın derim. Mutlaka onlarla da zaten çokça şey konuşacaksınız. En azından bir seans bir öğrenci koçu görüşmesi yapmış olursunuz. Sizler de iyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Umarım size şans getirir sınavın ertelenmesi. Sizler de iyi ki varsınız. Yine bu süreçte yardımcı olabileceğimiz her konuda buradayız. Tek uzam olarak her zaman size yardım etmeye varız. Sürecin bu şekilde olması, dediğim gibi, asla ve asla hani kötü bir şey olarak düşünmeyin. Bu bir avantaj. Bunu kullananlar siz olursanız çok başarılı olacaksınız ve bence bu sınavdan çok daha mutlu çıkacaksınız. İyi ki de ertelenmiş diyeceksiniz. İnşallah da öyle olur. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize kocaman başarılar diliyorum. Motive olmaya çalışalım. Kesinlikle ve gerçekten kendimizi motive edelim. Ben bunu yapabilirim. Yapanların benden hiçbir farkı yok deyin. Evet, sınav tarihini açık söyleyeyim. Ben de biraz Ekim falan diye bekliyordum ama olsun, belki Ekim olsa biraz böyle salacaktık. Belki biraz ama sonra başlarım diyecektik. Belki bizi daha çok harekete geçirdi. Biraz polyan olmakta fayda var. Bazı şeyleri olumlu görmek lazım. Mutlaka bunda da bir hayır vardır. Öyle düşünün gerçekten arkadaşlar. Birçoğu eminim Ekim deyince biraz daha bırakacak. Aman yoruldum, aman dinleyeyim, aman havalar çok sıcak vesaire, ama kesinlikle öyle. Bence bu 18 Eylül olması sizi biraz daha harekete geçirdi. Hadi biraz daha, hadi biraz daha sabır, biraz daha yorulalım. Ama sonu muhteşem olsun, çok güzel olsun. Kendinize çok iyi bakın değerli arkadaşlar. Hepinizin her şeyi gönlünce olsun. Hoşça kalın, başarılar diliyoruz. Evet, serin serin sınava girin değil mi? Görüşmek dileğiyle.